Dünya borsalarındaki satıcılı seyir devam ediyor. Beklentilerden düşük gelen enflasyon verisi sonrası tahvil faizleri düşerken hisse senedinin pozitif tepki vermemesini teknik olarak ayı piyasası sinyali olarak okuyoruz. Amerika, Çin ve Avrupa'dan gelen son veriler delta varyantının harcamaları frenlemeye başladığını gösteriyor. Salgına karşı sert önlemler alan Çin ekonomisinde yavaşlama işaretleri daha belirgin. Ağustos ayı perakende satışları %2.5 büyümeyle negatif sürpriz yaptı. Beklenti %7 büyüyeceği yönündeydi. Borsa İstanbul dünyadan sınırı negatif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye Eylül ayında %5 kayıpla en kötü 3 gelişmekte olan ülke endeksi arasında yer alıyor. Amerika ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Zayıf Amerika enflasyonu verisi Fed'in varlık adamını azaltma hızını yumuşatarak Türkiye için dışsal çok riskini azaltıyor. Ancak risk iştahında bozulma işaretleri bizi tedirgin ediyor. Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılması Merkez Bankası'nın Eylül faiz indireceğinden korkan piyasaları rahatlatabilir. Biz, yabancı para munzam karşılık oranlarındaki artışla faiz kararı arasında doğrudan bir ilişki kurmuyoruz. Merkez Bankası'nın munzam karşılık oranı adımını, rezerv opsiyonu mekanizması düzenlemesinden uzaklaşmanın ve daha sade bir para politikasının işareti olarak okuyoruz. Banka değerlemeleri üzerinde ilk etkiyi nötr olarak tahmin ediyoruz. Orta vadeli etki, ek munzam yükünün tasarruf sahibi, borçlu ve banka arasında nasıl paylaşılacağına bağlı olarak belirlenecek. Teknik olarak Alerko, Aksa Enerji, Garanti, Lokman Ekim, Mavi, Petkim, Türk Telekom ve Tüpraş hisselerini beğeniyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.